İsraf dosyamızın bugünkü başlığı su ve enerji. Her iki konuda Türkiye için çok önemli ama özellikle suyun altını kalın çizgilerle çizmek gerekiyor efendim. Çünkü eğer böyle giderse Türkiye 2050 yılında su fakiri ülkeler arasında değerlendiriliyor. ...2050 yılına geldiğimizde dünyada su fakiri ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor Türkiye. Saniyede bir damla yılda 6 ton su demek ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki diş fırçalarken, tıraş olurken, bulaşık yıkarken her 100 kişiden 15'i musluğu hala açık bırakıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Yani aslında her tarafta su gibi görünüyor ama biz onları kullanamıyoruz ki tuzlu suları. %97,5'u işte o tuzlu sular, geri kalan o 2,5'unda çok az bir kısmı akarsu, göl ve yeraltı suları, onları kullanabiliyoruz. Bu sene barajlardaki doluluk oranı istenen düzeyde değil. Eğer böyle giderse yazın susuzluk sorunu da yaşanabilir. Özellikle koronavirüsle mücadele için artan su kullanımı uzmanlara göre yine de israf etmeden yapılabilir. İstanbul barajları %50 mertebesinde şu anda. Yağmur da maalesef yağmadı. Bir defa musluğu açacaksınız 3 saniye ama. Elinizi ıslatacaksınız. Sonra sabunu alacaksınız, istediğiniz kadar elinizi ovabilirsiniz. Ama su kapalı. Sonra 7 saniyede durulayacaksınız. Toplam 10 saniye. 3, 7, 10 kuralıyla 10 saniyede hem elinizi çok temiz yapacaksınız. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 20 saniyeyi 10 saniyeye indirme imkanımız var. Suyu fazla harcamamak için ne yapmamız lazım? Kapatmamız. Ben de dünya koruyucusuyum. Sen dünya koruyucusu musun? Evet. Evdeki bozuk muslukları tamir etmek yılda 1 ton su, diş fırçalarken musluğu kapatmak kişi başına yılda 12 ton su, duş süresini 1 dakika kısaltmak yılda 12 ton su kurtarmak anlamına geliyor. En azından gençlere dikkat ediyorum. Suyu açtıkları zaman ellerini yıkarken, dişlerini fırçalarken, yüzlerini yıkarken o çeşmede musluktan devamlı su akıyor. Oysa kapatıp tekrar açsalar, belki küçük bir şey ama son derece tasarruf açısından önemli bence. Enerji israfında da karnemiz iyi değil. Konutlarda kullanılan enerjinin %35'i israf ediliyor. Enerjiyle ilgili her ay ödediğimiz 100 liralık faturanın 30 lirasını israf ediyoruz. Aslında israfı önlemek için küçük değişiklikler yeterli. Örneğin suyu elektrikli su ısıtıcısıyla ısıtacağınıza, çünkü bu elektriği çok hızlı bir şekilde çekiyor, onun yerine çaydanlığın altındaki suyu kullanabilirsiniz. İsrafı önlemek için bu bilinci küçük yaşlarda edinmek önem taşıyor. Genelde odaların ışıklarını alalım, kendi